Sosyal hayatta engelli çocuklar zaman zaman akranlarının psikolojik şiddetine maruz kalabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için çocuklara engelli bireylere nasıl yaklaşılması gerektiği mutlaka öğretilmesi gerekiyor. Bu konuda en büyük görev ebeveynlere düşüyor. Sizce sizlere neler hissettiriyor bu çiçek? Çocukların öğrenmesi gereken önemli bir kavram, engellilik. Bunu öğretme görevi ise başta ebeveynlerin görevi. Çocuğa engellilik durumu açıklanırken benzerliklere ve farklılıklara vurgu yapılması gerekir. Yani mavi gözlü, uzun boylu olmak vesaire. Çocuklar otizmli bir akrandan tekerlekli sandalye kullanan bir akrabaya kadar engeli olan insanları merak ediyor. Bu konuda çocukların sorduğu sorular cevapsız bırakılmamalı. Çocuklar okul, park gibi sosyal alanlarda engelli arkadaşlarıyla oyun oynamaktan çekinebiliyor. Bu noktada anne ve babaların, öğretmenlerin yönlendirmesi oldukça önemli. Çocukların engelli bireylerle iletişim kurmasına, onlarla konuşmasına ve dalga geçme vesaire gibi durumlar olursa onlarla empati kurması için ebeveynlerin onları eğitmesi ya da bu konuyu çalışması gerekir. Uzmanlar ebeveyn veya öğretmenlerin davranışlarının çocuklar için rol model olduğunu hatırlatıyor. Yetişkinlerin çocukların yanında engelli bireylerle ilgili söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Engelli bireylerle ilgili konuşurken etiketlemeden, engellilik durumuna sürekli vurgu yapmadan, herkesle eşit bir şekilde nasıl davranıyorsa o şekilde davranması gerekir. Ya herkesi aynı görmeliyiz, herkes eşittir. Yani biz de birer engelli olabiliriz dedim. Hani onları da kendimiz gibi görmeliyiz. Çocuklar doğru yönlendirmeyle engelli akranlarına karşı daha iyi empati kurabilir. Çok güzel kitap. Engelli arkadaşlarımızla oynamalıyız ve onlara dalga geçmemeliyiz. Aferin sana Cengiz, güzel gidiyorsun.